Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyiciler, Gözümün Nuru namaz programında bugün de yine cemaatle namazı kılmaya teşvik eden efendim bir sohbetimiz olacak Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz namazları cemaatle kılmanın sevapları çok fazla. Attığımız adımlara sevap veriliyor. Camideki cemaatin çokluğuna göre sevaplar veriyor. Bugün de oradan devam edeceğiz. Cuma namazı dışında en faziletli cemaat, efendim sabah namazının cemaati, ondan sonra yatsı namazının cemaati, ondan sonra ikindi namazının cemaati olarak bildirilmiş. Neden? Çünkü cuma günü cemaat kalabalık oluyor. Ne kadar kalabalık olursa ki cuma namazı biliyorsunuz mümkün olduğunca büyük camide herkesin toplanabileceği bir mekanda kılınması gerekiyor. Cemaat ne kadar çok olursa Allahu Teala Hazretleri o kadar ecir ve sevap veriyor. Evimizde kıldığımızda maalesef o sevabı alma imkanı yok. Cemaatle kılındığında oradakinin bir duasının kabul edilmesi bizim de o sevaptan nasipdar olmamızı efendim vesile oluyor. Dolayısıyla en kalabalık cemaat de cuma namazında olduğundan dolayı demek ki en çok sevabı cuma namazında alıyoruz cemaate katıldığımız. Ondan sonra sabah namazı. Burada da kıymetli kardeşlerim iki sebep var. Birincisi sabah namazı gece ile gündüz meleklerinin nöbet değişim anı olduğundan dolayı. Diyelim ki sabah namazına cemaate gittiniz. Orada gece melekleri sizi camide cemaatteyken yazıyorlar. Filanca kul ya Rabbi efendim sabah namazında cemaatteydi diye not ediyorlar. Gündüz melekleri görevi devraldığından dolayı onlar da sizi namazda gördüğünden onlar da yazıyorlar ve böylece sabah namazı şahitlidir buyuruyor Yüce Rabbimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de. Dolayısıyla gece melekleri de gündüz melekleri de kaydediyor. Bir bu. İkinci olarak sabah namazı nefsin en çok ağır imtihana tabi tutulduğu bir an. Sıcacık yatağından kalkacaksın, abdest alacaksın. Şimdi tabi İstanbul şartlarında büyük şehirlerde imkanı olan kardeşlerimiz klimalı, kaloriferli evde oturanlar için durum güzel. Ama Anadolu'da ya da böyle imkanı olmayan kardeşlerimiz için sabah kalkacaksın buz gibi evde tir tir titreyerek efendim soğuk suyla abdest alacaksın, namazı camiye gideceksin o karda, kışta, kıyamette. Hakikaten zor işler ama sevabı da o kadar çok olsa gerek kıymetli kardeşlerim. Nefsine rağmen, bütün fiziki şartların olumsuzluğuna rağmen diyeyim ki Rabbim beni çağırdı deyip koşarak oraya gidebilmek, yani tercihini Allah'tan tarafa kullandığının en güzel tescili oluyor, belgesi oluyor. Ya Rabbi ben seni seviyorum, sevdiğim için de camiye geliyorum. Ne soğuk, ne kar, ne kış, ne efendim don buna engel olamadı diye sevgini, imanını ispat etmiş oluyorsun. Bu güzel bir durum. Sabah namazı da işte bunlardan bir tanesi kıymetli kardeşim. Gelin biraz burada bir tefekkür edelim. Hani zaman zaman böyle gazetelerimize de yansıyor. Efendim çok büyük bir ticaret merkezi, açılışında alışveriş merkezi, efendim kampanya düzenlediğini, açılışa efendim binaen açılış gününün tanıtımı için işte şu 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 ürünlerimizde şu fiyatlarla efendim satışa sunulacak ve stoklarımız da sınırlıdır diye bir gün öncesinde ya da birkaç gün öncesinde gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda bununla ilgili ilanlar veriliyor, duyurular yapılıyor. Ertesi günü efendim hurra o ilanı duyan, izleyen, dinleyen herkes öyle bir hücum ediyor ki efendim orada bir de bakıyorsunuz ki sabahın seherinde hatta gece yarılarında teheccüd vakti zamanından kuyruklar oluşmuş. Dükkan mağaza saat 9'da açılacak. Gecenin 3'ünden 4'ünden itibaren insanlar orada sıraya girmişler. Efendim bu cazip miktardaki fiyattaki ürünü elde edelim diye. Bedava vermiyor. Ama fiyatı cazip olduğundan dolayı insanlar çoluk çocuk saatlerce orada kuyruk bekliyor. Neden? 3 kuruşluk kârım olacak diye. Ya sabahın seherinde namazı vaktinde kılmak ne kadar kıymetli kıymetli kardeşlerim. Sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve içindekilerden hayırlıdır buyuruyor sevgili peygamberimiz. Cemaatle olunca 27 derece asıl efendim verilen birim sevap var. Ne yapalım?
Demek ki burada kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Yani 3 kuruşluk menfaatimiz için yollara dökülen biz, sabah namazındaki eğer bu kâra inanmış olsak canı gönülden, herhalde o vakitte koşarak, severek efendim ne yapacağız? Camiye, cemaate gitmiş olacağız. Gidemiyorsak burada bir problem var. Hatta bununla ilgili şöyle de düşünebilirsiniz. Diyelim ki bir iş adamı sponsor oldu. Sabah namazına camiye gelenlere herkese birer çeyrek altın verilecek diye şöyle bir fısıltı gazetesiyle duyurulsa, ertesi sabah görürsünüz ki o camide cemaat tıklım tıklım dolmuş taşmış ve orada sabah namazına gelenlere efendim herkese çeyrek altınları verilse ve denilse ki eğer siz bu ilanı başkalarına duyurmazsanız siz sabah namazına camiye geldiğinizde efendim çeyrek altın almaya devam edeceksiniz ve bu camiye devam ettiğiniz sürece de hiç kesilmeyecek diye hoca efendi duyursa. Sevgili kardeşlerim, düşünün bakalım. Ertesi sabah duyurmayın dendiği halde cemaatte artış olur mu olmaz mı? Elbette olur. Neden? Yani duyurmayacak ama ne yapacak bu defa o camide bulunan abiler, amcalar, büyükler, dedeler? Efendim ertesi sabah hanımını, çocuklarını, torunlarını kaldırıp camiye getirecek. Ya baba ne oldu, hani biz camiye gitmiyorduk, cemaate gitmiyorduk. Bu da nereden çıktı sabah sabah? Efendim niye bizi camiye taşıyorsun? Oğlum sus. Yavrum sus, sakın ha, ağzını açma, camiye gideceğiz işte. Yani sebebini sorma, gidiyoruz. Ve bir de bakarsınız ki ertesi sabah cemaatte dolmuş, taşmış, efendim en az 3-4 katı cemaat fazlalaşmış. Neden? Ya bir çeyrek altın daha fazla alabilelim diye. Yine kıymetli kardeşlerim, sabah namazının, yani düşünün bakalım, bir çeyrek altın kadar kıymeti yok mu? Dünya ve içindeki her şeyden hayırlı olanı müjdeliyor, haber veriyor. Allah'ın Resulü Muhammedül Emin olan, eğer buna da çeyrek altına inandığımız kadar inanmış olsak herhalde camiye, cemaate koşarız diye düşünüyorum. Koşamıyorsak eğer demek ki biraz Efendimizin bu mübarek sözünü ya duymadık ya duyduğumuz halde efendim inancımızı tam böyle sağlamlaştıramadığımızdan dolayı problemimiz vardır. Eğer böyle bir problem varsa bu problemi aşmaya çalışmamız lazım sevgili kardeşim. Aşalım ki bu sevaplardan kendimizi mahrum etmeyelim. Ve yine devam ediyor efendim Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği hadisi şerifte sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İnsanlar ezan ile ilk safın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapmak için kura çekmekten başka çare bulamazlardı. Yani ezan okumaktaki sevabı ve ilk safta namaza durmanın sevabını bilselerdi, öyle yarışırlar ve gayrete düşerlerdi ki kura çekmekten başka alternatifleri kalmazdı diyor. Neden? Çünkü ben o sevabı elde edeceğim, ben o sevabı elde edeceğim, ben okuyacağım, ben birinci safta kılacağım diye yarış ederlerdi diyor. Bazen bizim cemaatte görüyoruz, efendim sabah namazına cemaate gelmek şöyle dursun, cemaate geldiği halde böyle arka saflarda duruyorlar, efendim ön tarafa geçemiyorlar. Niye? Sıkışmayalım diye. Sebep? Bu mübarek müjdeyi bilemediğimizden dolayı kıymetli kardeşlerim. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı. En hayırlı amel hangisidir diye soranlara sevgili peygamberimiz vaktinde kılınan namazdır buyurmuş. Öyleyse namazlarımızı vaktinde kılmaya gayret edeceğiz. Bilselerdi yarış ederlerdi birbirleriyle çoluk çocuk vaktinde kılınan namazı da sevabını elde etmek için. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gayret ederlerdi diyor. Sabah namazının ve efendim yatsı namazının cemaatinin sevabını bilselerdi emekleye emekleye, sürüne sürüne camiye, cemaate gelmeye gayret ederlerdi diye sevgili peygamberimiz bildirmiş kıymetli kardeşlerim. Öyleyse hadi gelin kendimize, ailemize, sevdiklerimize bir iyilik yapalım da namazlarımızı camide, cemaatle kılmaya çalışalım. Diyelim ki en kötü ihtimalle hani gidemediniz, cemaate ulaşamadınız, bir yolda trafiğe yakalandınız vesaire, eve geldiğinizde mutlaka namazlarınızı
hanımınızla, çocuklarınızla, torunlarınızla birlikte cemaat yapıp öyle kılın kıymetli kardeşlerim. Bu sevapları öbür kadar olmasa bile en azından tek başımıza kılmaktan iyidir diye düşünüyorum. Ama en güzeli namazlarımızı camide, cemaatle kılmaya gayret etmek. Bunun sevabı da çok farklı olacak, coşkusu da. Ne diyelim, Allah-u Teala Hazretleri bizlere gönlümüze cami, cemaat sevgisi, coşkusu versin de çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimizle beraber koşa koşa camiye, cemaate gidenlerden olalım. Allah hepinizden razı olsun. Gelecek programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.